Değerli arkadaşlar, yeni sezon, yeni yılımız. Öncelikle hayırlı olsun herkese. Biz 11. sınıfta vektörlerle başlayacağız ve sonrasında devam edeceğimiz konular olacak. Bunlardan birkaçını örneklemek gerekirse bağlı hareket, sonra Newton hareket yasaları gibi 11. sınıfın konularına giriş yapmış olacağız. Hemen vektörler kavramıyla başlıyoruz. Vektörler arkadaşlar biliyorsunuz ki 9. sınıfta öğrendiğimiz skaler ve vektörel büyüklükler olmak üzere iki büyüklük çeşidi vardı. Bunlardan birisi skaler büyüklükler. Skaler büyüklükler neydi? Kütle, enerji, zaman, yol gibi bir sayı ve yalnızca birimle ifade ettiğimiz büyüklüklerdi. Vektörel büyüklükler neydi? Bir sayı ile beraber aynı zamanda bir yön, hatta birimi ile beraber bir yön belirtmiş olduğumuz büyüklüklere diyoruz. Kuvvet, hız, elektrik alan, momentum, yer değiştirme gibi bir sayı ve birimle birlikte yöne de sahip olan büyüklüklere biz vektörel büyüklükler diyorduk. 9. sınıfta öğrendiğimiz bir konuydu. Devam ediyoruz. Vektörlerin gösterimi ile devam edelim. Şimdi vektörler arkadaşlar yönlendirilmiş doğru parçalarıydı. Vektörün tanımını bir ifade edelim. Vektörler yönlendirilmiş doğru parçaları idi zaten tanım olarak ve yönlendirilmiş doğru parçalarıyla gösterilirler. Arkadaşlar bir büyüklüğün vektörel olduğunu gösterebilmek için büyüklüğün sembolün üzerine sağ tarafa doğru bakan bir ok ifade ediyoruz ve o onun vektör olduğu anlamına geliyor. Hemen şurada gördüğümüz bir vektör var arkadaşlar. Bu vektöre K harfini vermişiz ve vektörün üzerine sağ tarafa bakan bir sağ tarafa bakan bir ok çizdiğimizde bu bunun vektör olduğu anlamına geliyordu. Şimdi her vektörel büyüklük doğrultu, yön ve başlangıç noktası gibi 4 elemanlı ifade edilir. Burada bizim A noktası başlangıç noktamız, B noktası bitiş noktamız, kesikli çizgiler yani şuradaki kesikli çizgiler bizim vektörümüzün doğrultusu ve okun baktığı yönde bizim ifade ettiğimiz gibi zaten yönü olacaktır vektörümüzün. Vektörün büyüklüğü şiddetinden bahsedelim. Şimdi K vektörünün büyüklüğü vektörün uzunluğudur. Bir vektörün arkadaşlar ne kadar uzun çizerseniz A harfiyle bir vektör ifade edeyim. Siz ne kadar uzun bir vektör çizerseniz o onun şiddeti olduğunu ifade edilir. Vektörün uzunluğudur dedik ve K AB'ye eşit olur dedik. AB K vektörüne K olarak gösterilir dedik. Hemen şuradaki örnekte AB doğrusu K vektörünün neyidir? Şiddeti olacaktır. Doğrultu dediğim şey ifade ettim. Bir vektörün doğrultusu vektör üzerinde bulunduğu sonsuz uzunluktaki çizgidir. Yani o kesikli çizgilerle gösterdiğimiz bizim neyimiz? Vektörümüzün doğrultusudur arkadaşlar. Yön ise bir vektörün yönü vektörün okunun gösterdiği taraftır. K vektörünün yönünde B'ye doğrudur diye ifade edelim hemen. Gördüğünüz gibi B tarafına doğru vektörün yönünü görebiliyorsunuz. Başlangıç noktası ise K vektörünün başlangıç noktası A noktasıdır diye ifade etmiştik. Eşit vektörler arkadaşlar. Yönleri ve büyüklükleri aynı olan vektörlere eşit vektör diyoruz. K ve L vektörlerine bakarsanız K vektörü ile L vektörünün yönleri aynı. Büyüklükleri aynı. Her biri burası 2 birim, burası 1 birim. Toplam kök 5 birim büyüklüğünde her ikisi de. Bunlara biz ne diyeceğiz? Eşit vektörler diyeceğiz. Bu vektörlerin hem büyüklükleri eşit hem de vektör olarak eşittirler diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Zıt vektörler arkadaşlar. Büyüklükleri eşit, aynı doğrultuda olan ancak yönleri zıt olan vektörlere ne diyoruz? Zıt vektörler diyoruz. Şekildeki vektörlerden K vektörü L'nin, X vektörü ise Y'nin zıt vektörüdür diyoruz. K ve L arkadaşlar büyüklükleri nedir? Aynıdır. Dikkat edin. Her biri burası 2, burası 1. Pisagor'dan kök 5 birim yaptı. Aynı şekilde L de kök 5 birim büyüklüğünde. O yüzden bu iki vektörün yönleri ters olduğu için bu vektörlere biz zıt vektörler diyoruz. X ve Y'ye bakarsanız ikisi de 2 birim büyüklüğünde ancak doğrultuları aynı olmasına rağmen okların baktığı yönler farklı olduğu için biz bunlara ne diyoruz? Zıt vektörler diyoruz. Peki bu vektörler için neyi söyleyebiliriz arkadaşlar? Büyüklükleri eşittir diyebiliriz. Bir vektörün büyüklüğünü
siz arkadaşlar mutlak değer içerisinde gösteriyorsunuz. Mutlak değer içerisinde bir ifade gördüğünüzde bu vektörün büyüklüğü anlamına gelecektir. O yüzden k ve l vektörünün büyüklükleri nedir? Eşittir. Burada ifade ettiğimiz gibi parantez içerisindeki birimler, büyüklükler, ifadeler bizim vektörümüzün büyüklüğü anlamına gelecek. Yine x ve y vektörünün büyüklükleri aynıdır ama bu vektörler eşit değildir diyeceğiz. Bir vektör yönü ve büyüklüğü değiştirilmeden aynı düzlemde bir yerden başka bir yere taşınabilir. Taşınan vektörün temel özellikleri, yani doğrultusu, yönü, şiddeti ne yapılır arkadaşlar? Değişmez, korunur. Ben k vektörünü, şuradaki k vektörünü ne yapmışım? Yönünü, doğrultusunu, şiddetini değiştirmeden hemen şu noktaya taşıyabilmişim veya şu noktaya taşıyabilmişim. Hiçbir şekilde özelliklerini değiştirmezseniz istediğiniz yere vektörleri taşıyabiliyorsunuz. Bir vektörün bir sayıyla çarpılması arkadaşlar. Bir vektörün bir sayıyla çarpılması işlemi sonucunda yine bir vektör elde edilir. Ancak vektörün yönü ya da büyüklüğü değişebilir. Ancak doğrultusu kesinlikle ne yapmaz? Değişmez diyoruz arkadaşlar. Siz bir vektörü bir sayıyla çarparsanız bu vektörün büyüklüğü değişebilir, yönü değişebilir ama doğrultusu değişmez. Hemen bakalım. Şimdi k vektörümüz var. K vektörümüzü 1 bölü 2 ile çarptığımızda, yani k vektörü kaç birim? 2 birimmiş. Hemen şuraya yanına yazayım ben. 2 çarpı 1 bölü 2 dediğimizde elde edilecek yeni vektör kaç birim olacak? 1 birim olacak. Bu vektöre a vektörü denmiş. Yönü değişmedi, sadece şiddeti değişti. O yüzden a vektörü 1 birimlik bu vektöre eşittir diyeceğiz. B vektörü k vektörü çarpı eksi 1 demiş. Şimdi siz bir vektörü negatif bir sayıyla çarparsanız bu vektörün yönü değişir. K vektörü başlangıçta ok sağa doğru bakarken eksi 1 ile skaler olarak çarptığınız için etkisiz eleman olduğundan dolayı bir şiddeti değişmedi. Dikkat edin, k ve b vektörünün her ikisi de nedir? 2 birimlik vektördür. Ama bir tek ne değişti? Eksi bir sayıyla çarptığı için, negatif bir sayıyla çarptığı için bu vektör yön değiştirdi. K ile B vektörü artık birbirine zıt vektörler oldu diyoruz. Bakarsanız yine K vektörünü eksi 3 bölü 2 ile çarptığınızda arkadaşlar ne olacak? Kendi büyüklüğünün 1,5 katı ile çarpıyorsunuz ama negatif bir sayıyla çarpıyorsunuz. Zaten 2 birimdi. 1,5 birimde birlikte bir sayıyla çarparsanız 2 çarpı 3 bölü 2'den kaç birim yaptı? 3 birim yaptı ama negatif bir sayıyla çarptığım için yönü artık ters çevrildi. Büyüklüğü 3 birim oldu. Yönü de diğer tarafa oldu. Yani sol tarafa doğru oldu. D vektörüne bakalım. K çarpı 2 demiş. K'yı siz 2 ile çarparsanız hemen şöyle büyüklüğünü arttırabiliriz. 2 birim bir vektör olmuş oldu. Yani toplamda 4 birimlik bir vektör olmuş oldu. Hemen alt tarafta zaten şurada görebiliyorsunuz. Devam ediyoruz. Vektörlerin toplanması, bileşik vektörün bulunması bizim konumuz. Birden fazla vektör yerine kullanılabilecek tek vektöre bileşke ya da toplam vektör denir. Bileşke vektör temel olarak iki yöntemle bulunur. Bunlardan ilki uçucu ekleme metodu, diğeri ise paralel kenar metodu olacak arkadaşlar. İlk önce uçucu ekleme metoduna bakıyoruz. Vektörlerin doğrultusu, yönü ve büyüklüğü değiştirilmeden birinin bitiş noktasına diğerinin başlangıç noktası gelecek şekilde uçuca eklenir. Ne yapılıyor? Vektörlerin doğrultusu, yönü, büyüklüğü değiştirilmeden birinin bitiş noktasına diğerinin başlangıç noktası eklenerek uçuca ekleniyor. Biz buna uçucu ekleme yöntemi diyoruz. İlk vektörün başlangıç noktasından son vektörün bitiş noktasına çizilen vektör ise bileşke vektörü verecek. Bileşke vektör R harfi ile gösterilir diyeceğiz. Şimdi 3 tane vektörümüz var. Şekil 1'de gördüğünüz. Bu vektörleri uçucu ekleyelim. K'nın ucuna L vektörünü ekledik. Vektörlerin biliyorsunuz ki yönünü, doğrultusunu, şiddetini, yani temel özelliklerini değiştirmeden ne yapabiliyorduk? Taşıyabiliyorduk. L'yi aldım, K'nın ucuna ekledim. Sonra hemen ben de burada yazıyorum. Sonra M vektörünü de L'nin ucuna ekledim. Şöyle bir ne çıktı? Vektör çıktı. Tabii ki bu burada yok artık. Ben bunu taşıdım. Şimdi
İlk vektörün başlangıç noktasından, yani K noktasından nereye? M vektörünün bitiş noktasına, son vektörün bitiş noktasına çizdiğiniz vektör sizin neyiniz artık? Bileşke vektörünüz. Siz bu üç vektörünü attınız, topladınız. O zaman bileşke vektörü ne diyeceğiz? K'nın toplamı, L'nin toplamı, M'nin toplamına eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Bu yöntemle vektörleri hangi sırada topladığımız önemli değildir. Mesela ilk sırada K vardı ama ben L'nin ucuna K'yı ekleyip sonra M'yi de ekleyebilirim. Veya M'nin ucuna L'yi ekleyip sonra K'yı ekleyebilirim. Burada sıralamanın hiçbir önemi yok. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biliyoruz ki matematikte ne vardı? Toplama özelliği, toplamada yer değiştirme özelliği vardı gibi düşünebilirsiniz. Zaten matematikten gelen bir ifade. Şimdi şuradan sorularımıza bakalım. Birim karelere bölünmüş düzlemdeki K, L, M, N ve P vektörleri şekildeki gibidir. M artı P N'ye eşittir demiş. Hemen yapalım. M artı P. Ben M'nin ucuna P'yi ekliyorum. Şöyle bir vektör oldu. Ve başlangıç noktasından bitiş noktasına çizdiğim vektör benim neyim? Bileşke vektörüm olacaktı. N vektörüne benzedi mi? Evet. O yüzden M artı P N vektörüne eşittir demiş arkadaşlar. Hemen P eksi N eşittir M demiş. Ona bakalım. Üçüncü öncüle. N'yi ters çevir, topla diyor bana. Hemen ben N vektörünü ters çevireyim, toplayayım arkadaşlar. Şimdi N vektörü nerede? Bu tarafa doğru 2 birimdi. Ben bunu ters çevirdiğim andan itibaren şöyle bir vektör yapacak. Ve N'yi ters çevirip topladığım zaman M vektörüne eşit olacak? Hayır, M'nin tersine eşit olacak arkadaşlar. Bakarsanız bileşke vektörümüz bizim başlangıç noktasından bitiş noktasına çizdiğimiz vektör de şu vektör yani. Bu M'nin neyi oldu? Tersi oldu. Cevap yanlış. Bize diyor ki K'nın tersiyle N'yi topla, artı ucuna M'yi ekle. Bu vektörün büyüklüğü L vektörüne eşittir diyor. L vektörünün büyüklüğü ne kadar arkadaşlar? Hemen bakalım. Şurası bir birim. Çizmeye çalışıyorum. Burası bir birim. Burası bir birim. L vektörünün büyüklüğü arkadaşlar kök 2 birimdir. Şuraya yazayım. L vektörü. Pisagor'dan yazıyoruz bunu. Bir birim yukarı doğru, bir birim sola doğru düşündüğünüzde kök 2 birim büyüklüğünde bir vektör elde edildi. Tamam, şimdi diğer vektörlere bakalım. Şurayı öncelikle ben bir temizleyeyim. K'nın ucuna N'nin tersini ekle demiş. N'nin tersini hemen ekliyorum. K'nın ucuna N'nin tersini ekledim. Şu mu? Evet. Artı M demiş. M'yi de ekleyelim arkadaşlar. Farklı bir renkte hemen M'yi de ekliyorum. Evet. Başlangıç noktasından bitiş noktasına çizdiğimiz vektör bizim bileşkemizdi. Onu da morla çiziyorum. Bak, bileşke vektörüm morla çizdiğim, başlangıçtan bitiş noktasına çizdiğim vektör neydi benim? Bileşke vektörümdü. Büyüklüğü kaç birim? Şurası 1 birim. Peki burası kaç birimdi? 1 1 Pisagor'dan kök 2 birimdi. O zaman demek ki bu iki vektör birbirinin büyük, bu vektörlerin büyüklükleri birbirine eşit değildir diyeceğiz arkadaşlar. Sadece 1'e doğru diyoruz. Evet, yine farklı bir soruya bakalım arkadaşlar. Hemen şurada birim karelere bölünmüş düzlemde K, L, M, N vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre 2K, 2L, 2M, eksi N vektörü bileşkesi büyüklüğü kaç birimdir demiş. Burada arkadaşlar her birini skaler olarak çarparak ne yapacaksınız? Bulacaksınız. Hemen şöyle bir kısaca bir bakalım. M'yi hemen 2 ile çarptığımızda arkadaşlar. M'nin 2 ile çarpalım. Hemen uzatayım, aynı renk olsun, kırmızı renkle. Şöyle bir birim daha büyüyecek mi? 2 M vektörünü çizdik arkadaşlar. Bir tane vardı. 2 ile çarptınız, 2 birim olacak. 2 M oldu. Devam ediyoruz. Hemen ucuna K'yı ekleyelim. K mavi renkli bir birimdi. Ben ucuna ekleyeceğim. Şöyle bir birimdi. Bir birim daha oldu 2 ile çarptığımız için. 2 K vektörü de oldu. Artı 2 L. Hemen L'de mor renkli. L'yi de hemen 2 birim çarpıyoruz arkadaşlar. Şöyle oldu mu? Evet.
Neyi ters çevir demiş. Neyi ters çevir? Bana diyor ki ben 3 vektörü topladım. K, L, M vektörlerini topladım. Eksi N demiş. Neyi çıkar demek. N vektörünü ters çevir, topla demek. Yeşille hemen N vektörünü ters çevirdim, topladım. Ne oldu? Başladığım noktaya geri döndüm. Eğer ki ben başladığım noktaya geri dönüyorsam bu vektörlerin bileşkesi 0'dır diyeceğim arkadaşlar. Bu vektörlerin bileşkesi 0 gelmiş oldu. Evet. Devam ediyoruz derse. Paralel kenar yöntemi ikinci yöntemdi. Şimdi paralel kenar yönteminde arkadaşlar şunu yapıyoruz. İki vektörü toplamak için bu iki vektörün başlangıç noktaları çakışacak şekilde bir noktaya taşınır. Başlangıç noktası aynı olan vektörler paralel kenara tamamlanır. Başlangıç noktası ile kesim noktasını birleştiren vektör paralel kenarın köşegeni yani toplam vektörü verir arkadaşlar. Şimdi burada yapılan şey şu. İki vektörü başlangıç noktalarını bir araya gelecek şekilde ekliyorsunuz. Hemen ben L vektörünü aldım ve kaç birim? 3 birim büyüklüğünde ekledim arkadaşlar. Ve K'nın ucundan L'ye, L'nin ucundan da K'ya doğru bir paralel çiziyorsunuz arkadaşlar. K'nın ucundan L'ye, L'nin ucundan da K'ya bir paralel çiziyorsunuz. Ve bu paralel sizin arkadaşlar birleştirdiğiniz yer ve bileşke vektörünüzü verecek. Şimdi hemen şuraları rengi değiştirerek devam ediyorum. K'nın ucundan L'ye bir paralel çiziyorum arkadaşlar. Şöyle nokta nokta nokta. Zaten burada görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi paralel çizildi. Aynı şekilde L'nin ucundan da K'ya doğru şöyle nokta nokta gördüğünüz üzere ne var? Şurada kesikli çizgilerle paralel çizildi. Sizin kesikli çizgilerin kesiştiği yeriniz arkadaşlar başlangıç noktadan başlangıç noktasından kesikli çizgilerin birleştiği noktaya gelen vektörünüz bileşke vektörünüz olacak. Bu şekilde paralel kenar yöntemini kullanabilirsiniz. Paralel kenar yöntemini sadece ve sadece iki tane vektörün toplaması için kullanabilirsiniz. İkiden fazla vektörün toplaması için kullanma şansımız yok. O yüzden çoğu zaman biz paralel kenar yöntemini değil de zaten uçucu ekleme metodunu kullanacağız sorularımızda. Evet, devam ediyoruz. Kosinüs teoremi arkadaşlar, bunu yine matematikte daha önce de görmüş olabilirsiniz veya yıl içerisinde görebilirsiniz. Kosinüs teoremi. Aralarında alfa açısı olan iki vektörün toplam vektörünün büyüklüğü kosinüs teoremi ile bulunabilir arkadaşlar. İki vektör var, aralarında alfa açısı var ve siz bu vektörlerin bileşkesinin büyüklüğünü kosinüs teoremini kullanarak ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Kosinüs teoremini arkadaşlar şu şekilde ifade ediyoruz. Bileşke vektör dediğimiz K ve L'nin toplamına eşitti. Kosinüs teoremi arkadaşlar bileşke vektörün karesi eşittir. K vektörünün karesi artı L vektörünün karesi artı 2KL ve çarpı aradaki açının kosinüs teori kosinüs değeri arkadaşlar size neyi verecek? Kosinüs teoremi ifadesini verecek. Tekrar ifade edelim. Bileşke vektörün karesi yani kosinüs teoremi için yazdığımızda bileşke vektörün karesi r kare eşittir. Birinci vektörün karesi k kare artı ikinci vektörün karesi l kare artı 2kl çarpı aradaki açının kosinüs değeri olacaktır. Bileşke vektör şiddeti büyük olan vektöre açısal olarak daha yakındır arkadaşlar. Bu ne demek? Şimdi k ve l vektörlerimiz var ve aralarında alfa açısı vardı. Tam ortadan bileşke vektörü çizdiğimizde hemen göreceksiniz. Eşitse bunlar i ve r yani k'ya olan vektörü k'ya olan açıyla l'ye olan açı birbirine ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. Ne zaman k vektörünün büyüklüğü ile l vektörünün büyüklüğü eğer eşitse i ve r açısı birbirine nedir? Eşittir. Çünkü bu iki vektör eşit vektörlerdir diyeceğiz. Ancak k vektörü l'den büyükse bileşke vektör k vektörüne daha yakındır diyeceğiz. Bileşke vektörüne daha yakın olduğu için hemen bileşke vektörüne doğru kayacak. O zaman i açısı ne yapacak? Küçülecek. I açısı r açısından daha küçüktür diyeceğiz. Tam tersi l vektörü k vektöründen şiddet olarak büyükse o zaman diyeceğiz ki
Bileşke vektörümüz arkadaşlar ne olacak? Bu tarafa doğru yanaşacak. O zaman i açısı r açısından daha büyüktür diyeceğiz. Tekrar ifade ediyoruz. Bileşke vektör şiddeti büyük olan vektöre açısı olarak daha yakındır. Bunu unutmayacağız. Bu bizim için önemli bir bilgi olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Eşit büyüklükteki vektörlere de özel durumlara bakacağız. Bu özel durumlar aradaki açıyla alakalı. Hemen bunları inceleyelim. Eşit büyüklükteki iki vektör arasındaki açıya bağlı olarak bileşke vektör belirli değerleri alır arkadaşlar. Bizim f1 ve f2 vektörümüz var. Bu vektörlerin büyüklüğü f kadarmış. Bunları şimdi durumlarına bakacağız. Eğer ki iki vektörün arasındaki açı 0 derece ise bileşke vektörün değeri arkadaşlar iki vektörün toplamına eşittir. Biz zaten bunu kosinüs teoreminden ispatını yapabiliyoruz. Neydi kosinüs teoremi? Birinci vektörün karesi artı ikinci vektörün karesi artı 2 çarpı birinci vektör çarpı ikinci vektör çarpı aradaki açının kosinüs değeri arkadaşlar. Kosinüs değerinde ne olacak? Aradaki açı 0 derece olduğu için kosinüs 0 1'e eşittir. Bu denklemi ifadeleri yerinize yazdığınızda arkadaşlar neye eşit olacak? 2f'e eşit olacak. Yani iki vektör birbirine eşit ve aralarındaki açı 0 ise bu vektörleri toplayarak ne yapabilirsiniz? Bileşke vektörün büyüklüğünü bulabilirsiniz. Aradaki açı 60 derece ise arkadaşlar kosinüs teoreminden yine ne yapıyoruz? Bu değeri buluyoruz. Sadece şunu bilmemiz yeterli. Bunlar kosinüs teoreminden gelen değerler. Bizim bilmemiz gereken şey şu. İki tane eşit vektör var. Aradaki açı 60 derece ise bu iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü vektörlerden birinin kök3 katına eşittir. Bizim iki tane f büyüklüğünde vektörümüz vardı. Aradaki açı 60 derece ve 60 derece olduğu için arkadaşlar bu kosinüs teoreminden kök3 büyüklüğünde yeni bir bileşke vektörün büyüklüğü anlamına gelecektir. Vektörler hatırlatalım. Eşit oldukları için bileşke vektör her iki parçayı da açıortayı da eşit bölecek şekilde yoluna devam edecektir. Aradaki açı 90 derece ise arkadaşlar iki vektörün arasındaki açı 90 derece ise ne yapacağız? Yine kosinüs teoreminden arkadaşlar vektörlerden birinin kök 2 katına büyüklüğüne eşittir diyeceğiz. Aradaki açı 90 derece ise vektörler bileşke vektörün büyüklüğü vektörlerden birinin kök 2 katına eşittir diyeceğiz. Aradaki açı 120 derece ise iki eşit vektörünüz var. Aradaki açı 120 derece ise arkadaşlar vektörlerden birinin büyüklüğüne eşittir diyeceğiz. F kadar aradaki açı 120 derece. Bileşke vektör tam açıortaydan geçecek şekilde olacak yine eşit vektörler olduğu için ve bu vektörün büyüklüğü vektörlerden birinin yani f kadardır diyoruz. Yine son olarak da iki tane vektörümüz var ama bu vektörlerin arasındaki açı 180 derece arkadaşlar. Şu açı 180 derece ise bunlar zaten birbirine neyi zıttı vektörler. İki zıt vektöründe arkadaşlar topladığınız zaman diğerinin sıfır yaptığını zaten biliyorsunuz ama nereden geliyor? Yine kosinüs teoreminden. Birinci vektörün karesi f kare, ikinci vektörün karesi f kare artı aradaki toplamlarını iki katının çarpımı 2f çarpı f çarpı kosinüs 180. Değeri ne? Eksi 1 yerine yazdığımızda bileşke vektörün değerinin sıfır olduğunu görebiliyoruz. Bu da buradan yani kosinüs teoreminden gelmiş özel arkadaşlar vektörlerin özel durumları. Bu özel durumları biz çok sık kullanacağız. Bunları bilmemiz gerekiyor. Evet. Şurada yine kısaca vermemiz gereken bir bilgi var. Kuvvetler arasındaki açı 90 derece olduğu durumda kosinüs 90 arkadaşlar 0 olduğu için bileşke vektör birinci vektörün karesi artı ikinci vektörün karesi r kareye eşit olur. Bu zaten Pisagor teoremi dediğimiz matematik arkadaşlar teoremi buradan bulabiliyoruz. Hemen aşağıda örnekleri var. Bir tane vektörümüz var. 3f, diğeri 4f. Bu iki vektörün bileşkesinin büyüklüğünü nasıl buluyoruz? 3f'in karesi 9f kare artı 4f'in karesi 16f kare toplamları 25f kare yaptığında karekökten dışarı çıkardığınızda bileşke vektörünün büyüklüğünü 5 olarak bulabilirsiniz.
Bu zaten bizim çok sık kullandığımız 3, 4, 5, 5, 12, 13 özel üçgenleri arkadaşlar. Bunları çok sık kullanacağız. Yine 5f, 12f, 5f'in karesi 25f kare artı 12'nin karesi 144f kare topladığımız zaman 169f kare yapar. 169f kareyi de karekök içerisinden çıkartırsanız 13f yapacaktır. Bileşik kuvvetin özellikleri diyoruz. İki kuvvet arasındaki açı büyüdükçe bileşik kuvvet küçülür arkadaşlar. İki kuvvet arasındaki açı büyüdükçe bileşik kuvvet küçülür. Az önce zaten gördük. 180 derece olduğu zaman vektörün değeri ne oldu? Sıfıra yaklaştı. Aradaki açı sıfırsa iki katına çıkmıştı. Vektörlerden birinin iki katına eşitti. Ama aradaki açı 180 derece olduğunda bileşik vektörün değeri küçülmüştü zaten. Bunu görmüştük. Affedersiniz. İki kuvvetin bileşkesinin maksimum değeri toplamları kadar, minimum değeri farkları kadar olur. Üç kuvvetin bileşkesinin maksimum değeri toplamları kadar olur arkadaşlar. Peki, üç kuvvetiniz var ve bileşkesinin minimum değerini arıyorsunuz. Burada şöyle bir durum var. İki aşamalı bir durum var. Bunlardan bahsedelim. Şimdi birinci aşamada arkadaşlar 3 kuvvet üçgen kenarlarına yazılır. 3 tane ayrı vektörünüz var sizin. Üçgen belirtirse minimum bileşkesi 0. Üçgen belirtmezse 2 küçük kuvvetin toplamı 3. büyük kuvvetten çıkarılır arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Az önce gördük. Bir vektör, bileşke vektörü başladığı noktaya geri dönerse ne oluyordu? Bileşke vektörün değeri 0 oluyordu. Şimdi üçgen olma şartlarına baktığımızda arkadaşlar bizim şöyle bir matematik bilgisine ihtiyacımız olacak. Üçgen olma şartları, üçgen yapabilme şartları. Biz ona inceleyeceğiz. Şimdi üçgen yapabilme şartlarında neydi? Bir kenarın arkadaşlar üçgen olma şartlarına baktığımızda kenarların farkı bölü kenar diğer kenarların farkı bölü diğer kenarların fark toplamı arasında ise bizim kenarımıza bu üçgen olup olma şartını sağlayacak. Şimdi 7'ye bakarsak diğer iki kenarın farkı 18-12'den 6, toplamları 30. 7 sayısı arkadaşlar 6 ile 30 arasındaysa burada bir problem yoktur. Devam edelim. 18'e bakıyoruz. 12 ile 7, 12-7 artı 12 artı 7 olması gerekiyor. 12'den 7 çıkardığımızda ne? 5. 12 ile 7'yi topladığımızda 19 yapacak. Peki 18 rakamı bu değerlerin arasında mı? Evet, yine sorun yok. Yine 12 olan vektöre bakacağız. 12 olan vektöre bakıyoruz. 18-7 ne olacak? 11 olacak. Artı 18 artı 7 toplam ne yaptı? 25 yaptı arkadaşlar. 12 sayısı 11 ile 25'in arasında olduğu için her üç kenarda bu şartı sağladığından üçgen belirtti. Eğer üç vektörün toplamı üçgen belirtiyorsa alacağı minimum değer 0 olur arkadaşlar. Ancak üçgen belirtmiyorsa ne olur ona bakalım. Şimdi hemen şurada 4, 13 ve 8 Newton'luk vektörlerimiz var. 13 arkadaşlar 8'den 4'ü çıkardığımızda ne kalacak? 4. 8 ile 4 topladığımızda 12 olacak. 13 sayısı 4 ile 12'nin arasında mı? Değil. O zaman üçgen belirtmez arkadaşlar. Minimum değeri o zaman nasıl buluyoruz? En büyük olan 13'ten kimi çıkartıyoruz? 8 ile 4'ü iki vektörün toplamını çıkartıyoruz. Alacağı değeri ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Eğer tekrar belirtelim. 3 tane vektörünüz var elinizde. Bu 3 vektör üçgen belirtiyorsa alacağı minimum değer 0 olur. Maksimum değer zaten toplamları kadar olur demiştik. Ama eğer ki 3 vektör üçgen belirtmiyorsa alacağı minimum değeri arkadaşlar en büyük vektörden diğer 2 vektörün toplamını çıkartarak buluyoruz. Maksimum değeri zaten yine aynı olacaktır. Devam ediyoruz. Bir cisim sabit hızla hareket ediyor ya da duruyorsa sistem dengelidir. Etki eden bileşik kuvvet sıfırdır. Biz bunu ilerleyen zamanlarda çok sık kullanacağımız bir terim arkadaşlar. Bu terime şimdiden alışmanızı isterim. Özellikle Newton yasalarında bu konuyla ilgili konuşacağız.
Dengeleyici kuvvet, bileşke kuvveti eşit büyüklükte olup ters yönlü olan kuvvettir. Dengeleyici kuvvetin tanımını yukarıda verdik. Net kuvvet 0 olması gerekiyor dedik. Bileşke kuvveti dengeleyici kuvvet, bileşke kuvveti eşit büyüklükte olup ters yönlü olan kuvvettir diyoruz. Evet, şurada hemen sorularımız var arkadaşlar. Onlara bir bakalım. Aynı düzlemde bulunan F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibidir. Buna göre kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton olur demiş. Arkadaşlar aradaki açı 60 derece. Şu F1 ile F3'e bakarsanız aradaki açı kaç derece? 120 derece. Aradaki açı 120 derece ise bileşke vektörün büyüklüğü neydi? Tam açıortayda ve vektörlerden birinin büyüklüğüne eşitti demiştik. O zaman şurada F1 ile F3'ün toplamı şöyle ne verecek bize? 5 Newton'luk bir vektör verecek. Hatta tam F2'nin üzerinden çizmem gerekiyor ki şöyle nerede oluyordu? Açıortayda oluyordu. Şöyle 5 Newton'luk bir vektör elde ettik. F1 ile F3'ün toplamı ne oldu? 5 Newton oldu. Peki bir de ne var? F1 ile F3'ün toplamı kadar aynı yönlü olan F2 vektörü var. Bu vektörün büyüklüğü de 5 Newton. O zaman aynı yönlü olan iki vektörü de topladığımızda toplam ne olacak? 10 Newton şöyle bir vektör olacak. Zeminle olan açı 60 derece olacak şekilde şöyle göstereyim. Toplam bileşke vektörümüz arkadaşlar bizim 10 Newton büyüklüğünde zeminle 60 derece açı yapacak şekilde olacaktır. Evet, devam edelim. Aynı düzlemde bulunan KLM vektörleri şekildeki gibidir. L vektörünün büyüklüğü 20 birim olduğuna göre bileşke vektör kaç birimdir demiş. Paralel kenar yöntemi kullanılmış. Şimdi paralel kenar yöntemine göre ben K'nın ucuna M'yi eklediğimde hemen ekliyorum. K'nın ucuna M'yi eklediğimizde neyi verdi bana? L vektörünü verdi. Ben K ile M'yi ekledim. L vektörünü verdi. L vektörünün büyüklüğü ne kadarmış? 20'ymiş arkadaşlar. Şöyle 20. K ile M'yi de topladım. Bir 20 daha geldi. Toplam bileşke vektörü arkadaşlar 20 artı 20 40 birim. Şu doğrultuda yani L'nin doğrultusunda L'nin yönünde 40 birimlik bir vektör elde etmiş oluruz. Evet, devam edelim. Birim karelere bölünmüş düzlemde bulunan K ve L vektörlerin toplamı kaç birimdir demiş. Hemen toplayalım arkadaşlar. İster uçucu ekleme metodu, ister paralel kenar yöntemini kullanın. Nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Uçucu ekleme metodu daha hızlı olacaktır. Hemen L'nin ucuna K'yı eklediğimde artık K vektörü buradan kalkmış oluyor. Başlangıç noktasından bitiş noktasına çizdiğimiz vektör bizim neyimiz? Bileşke vektörümüzdü. Hemen bileşke vektörümüzü çiziyoruz. Şöyle başlangıç noktasından bitiş noktasına çizdiğimiz vektör bizim bileşke vektörümüzdü. Büyüklüğünü soruyor bize sanırım. Evet, vektörlerin toplamı kaç birimdir? Büyüklüklerini soruyor. Burası arkadaşlar 3 birim. Burası da 3 birim. Pisagor'dan yazıyorsunuz. R kare bileşke vektörün karesi eşittir arkadaşlar 3'ün karesi artı 3'ün karesi arkadaşlar. Ne gelecek buradan? R 3 kök 2 gelecektir. Toplam 9 artı 9 18. İçeri attığımızda 3'ün karesi 9 çarpı 2'den 18 gelecek. 3 kök 2 gelecek. Evet, devam edelim. Şöyle bir soru daha var, ona da bakalım. Aynı düzlemde bulunan K ve L vektörlerinin büyüklükleri sırasıyla 3 birim ve 6 birimdir. Buna göre K, L vektörlerinin büyüklüğü kaç birimdir diye söylemiş. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. 6 birimlik vektörü parçalayabiliriz. Doğrultusunu yönünü değiştirmeden parçalayabiliriz. Hemen parçalayalım. Nasıl parçalayacağız? Şöyle bir tane 3 birimlik bir vektör, bir tane daha 3 birimlik vektör olduğunda bunları bu şekilde parçalarız. Aradaki şöyle yapalım. 3 Newton'luk iki vektörümüz var.
K vektörüyle 3 Newton'luk vektörlerden birinin arasındaki açı kaç derece? 120 derece. O zaman bu iki vektörün bileşkesi arkadaşlar tam açıortaylı iki eşit vektör olduğu için aralarındaki açı da 120 derece olduğu için nerede olacak? Açıortaylı bileşkesi olacak ve büyüklüğü arkadaşlar yine ne olacak? 3 olacak. Çünkü ne biliyorduk? İki eşit vektör varsa aralarındaki açı 120 derece ise bileşke vektörün büyüklüğü vektörlerden birinin büyüklüğüne eşittir diyeceğiz. Şimdi bizim elimizde bir vektör daha var. Ama arada şöyle artık ne var? 60 derece açı var. Ve vektörlerin her ikisinde büyüklüğü nedir? Eşittir. İki tane eşit vektör var ve aralarındaki açı 60 derece ise vektörlerin büyüklüğü arkadaşlar ne oluyordu? Vektörlerden birinin kök 3 katına eşit oluyordu. O zaman bizim bileşke vektörümüzün büyüklüğü arkadaşlar 3 kök 3 gelecek. Evet. İki boyutta vektörlerin dik bileşenlerine ayrılması. Yatayla alfa açısı yapan bir vektörün XY koordinat sisteminde dik bileşenlerini bulmak için vektörün bitiş noktasından eksenlere birer tane paralel çizilir. Vektörlerin bitiş noktasından eksenlere birer tane paralel çizilir. Bu paraleller eksenler dik kesişiyorsa eksenlere dik olur. Bu durumda K vektörü Kx artı Ky'nin toplamıdır. K vektörünün büyüklüğü ise Kx'in karesi artı Ky'nin karesine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kosinüs alfa ve sinüs alfa bu terimlere bir kere hakim olmamız gerekiyor. Şimdi K vektörümüz var. K'yı bileşenlerine ayırıyoruz arkadaşlar. K'nın kosinüs bileşeni ve sinüs bileşeni diye. Kosinüs dediğimiz şey arkadaşlar komşu kenar bölü hipotenüs. Sinüs dediğimiz şey ifade ise nedir? Karşı kenar bölü arkadaşlar hipotenüstür. Şimdi kosinüs alfa'yı yazıyoruz. Kosinüs alfa neydi? Komşu kenar bileşenlerine ayırdınız. Nasıl ayrılıyordu? Vektörü arkadaşlar bu şekilde dik çizdiniz eksenine ve bileşenlerine ayırdınız. Ne oldu? Sen vektörün x bileşenini ve y bileşenini buldun. Şimdi bunların büyüklüklerini bulmaya geçiyoruz. Kosinüs bileşeni kx bölü k dediğimizde arkadaşlar komşu kenar bölü yani kx bölü hipotenüs bize neyi veriyor? Kosinüs alfanın değerini veriyor. O zaman ben buradan kx yalnız bırakmak istersem k vektörünün x bileşeni arkadaşlar hipotenüs çarpı aradaki açının kosinüs değeriyle bulunur. Peki bir vektörün sinüs değerini nasıl bulursunuz? Sinüs dediğimiz şey de karşı kenar bölü hipotenüstü. Karşı kenar dediğimiz şey kim? Şu ky vektörümüz. Şurada gördüğümüz ky vektörü. Ky bölü hipotenüs arkadaşlar bize sinüsün değerini veriyor. O zaman ben k vektörünün sinüsteki değerini ararsam k vektörü çarpı aradaki açının sinüs değeri bana neyi verecek arkadaşlar? K vektörünün sinüs bileşeninin değerini verecektir. Evet, 3 boyutta vektör arkadaşlar. 3 boyutta vektörlerde şunu yapıyoruz. Size verilen 3 noktayı arkadaşlar birleştirerek bir geometrik şekil ortaya çıkartıyorsunuz ve bu geometrik şekilin koordinat sisteminin başlangıç noktasından oluşan geometri şeklin köşegenine çizmiş olduğumuz vektör bizim neyimiz olacak arkadaşlar? Bileşke vektörümüz olmuş olacak. Ve vektörün büyüklüğünü bulurken arkadaşlar iki boyutta olduğu gibi siz aynı şekilde karelerinin toplamını alarak karekökten çıkardığınızda bileşke vektörünün değerini bulacaksınız. Arkadaşlar şimdi de bir vektörü 3 boyutlu kartezyen koordinat sisteminde gösterelim. 3 boyutlu kartezyen sistemi x ve y doğrultularına dik olan z doğrultusunun da eklenmesiyle olacaktır. Yani şurada maviyle görmüş olduğumuz kesikli çizgi arkadaşlar bizim artık 3. boyuttaki eksenimiz. Z iç birimi arkadaşlar sayfa düzleminden dışa doğru olan kısmı. 3 boyutlu kartezyen koordinat sisteminin bir küpün bir köşesinden geçen kenar doğrularına
benzetebiliriz. Bir köşede çakışan doğruların üçü de birbirine nedir arkadaşlar? Diktir. Yani x, y, z bunların her biri arkadaşlar birbirine dik vektörler olacaktır. Kenarı bir birim olan küpte k, l, m'nin x, y, z bileşenleri. K vektörü arkadaşlar, o k vektörü bileşeni x değeri 1, y'si 0 ve z'si 0 arkadaşlar. O, l vektörünün bileşenleri arkadaşlar nedir? X vektörü, x değeri 1, y vektörü 0, z vektörünün değeri 1'dir arkadaşlar, z değeri. O, m vektörü ise arkadaşlar nedir? X değeri 1, y değeri 1, z değeri 1'dir diyeceğiz burada görmüş olduğumuz gibi. Evet, vektörlerin bileşenlerine ayrılması ile ilgili hemen kısaca bir çalışma yapalım. Koordinat düzleminde F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibidir. Buna göre kuvvetlerin bileşkesinin yönü nedir? Bileşkesi kaç Newton'dur demiş. Hemen bileşenlerine ayıracağız. Bileşenleri ayırırken arkadaşlar bize sorunun alt tarafında değerlerini vermiş. En çok kullanacağımız vektörler arkadaşlar 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 bunlar zaten sürekli kullanacağımız vektörler olacak bizim. Öncelikle 10 Newton'un arkadaşlar bileşenlerini ayırıyorum. Bu yatay bileşeni yani kosinüs bileşeni, bu da nedir? Sinüs bileşeni arkadaşlar. İki vektörü iki bileşenine ayırdım. Şimdi yatay bileşenin yani kosinüs bileşenin değerini bulurken ne yapıyorduk? Aradaki açının kosinüs değeriyle çarpıyorduk. Vektörü aradaki açının kosinüs değeriyle çarpıyorsunuz. F2 vektörün yatay bileşeni hemen alt indiste şöyle yazalım. F2 x diye yazacağız arkadaşlar. Şöyle tekrar yazayım. F2'nin yataydaki bileşeni şöyle alt tarafa yazıyorum. F2 x diye alt indiste gösterdim. F2'nin büyüklüğü ne kadar arkadaşlar? 10 Newton. F2 x için yazıyoruz. Ne dedik? F vektörü çarpı aradaki açının kosinüs değeri. Kosinüs nedir? 37. F'in büyüklüğü ne kadar? 10. Kosinüs 37'nin değerini bana soruda vermiş. 8 bölü 10'dur. O zaman arkadaşlar 10 gittiğine göre demek ki yatay bileşenin arkadaşlar büyüklüğü neymiş? 8 birimmiş. 6, 8, 10 diye zaten bunu sürekli ifade edeceğiz ama biz nereden geldiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Devam ediyorum. Düşey bileşenini arıyoruz arkadaşlar. Düşey bileşeninde y eksenindeki bileşeni. Onu da hemen yazalım. F2'nin düşey bileşeni, y bileşeni eşittir. Ne dedik? F2 vektörü çarpı aradaki açının sinüs değeri arkadaşlar. Aradaki açı 37 derece. F2 çarpı sinüs 37. F2'nin büyüklüğü 10 birimdi. 10 Newton'du. Çarpı ne diyoruz? Sinüs 37 arkadaşlar. 0,6 eşit. 6 bölü 10. Onlar gitti. Ne kaldı? 6 kaldı. F2'yi bileşenlerine ayırdık. Aynı şekilde ne yapacağız arkadaşlar? F3'ü de bileşenlerine ayıracağız. Hemen bileşenlerine ayıralım. F3'ün arkadaşlar bir bileşeni bu. Bir bileşeni de nedir? Bu vektördür. Şimdi komşu kenarı kim? Aşağıya doğru y eksenindeki vektördür. Hemen komşu kenarın büyüklüğünü yazalım. F3 vektörünün dışey bileşeni yani sinüs bileşenini arıyoruz arkadaşlar. Nedir? F3 çarpı kosinüs 37 komşu kenar. Nedir? Kosinüs 37'nin değeri 0,8. O zaman buradaki değer 5 çarpı 0,8'den 4 gelir. Hemen şurada bir dik üçgen var göreceksiniz. Burası 5 ise Pisagor'dan arkadaşlar burası da ne gelir? 3 gelir veya şöyle diyebiliriz. Karşı kenar sinüs 37 arkadaşlar. Sinüs değerini buluyorsunuz. 5 çarpı sinüs 37'nin değeri ne? 0,6 bana şurada soruda veriyor. 5 çarpı 0,6'dan ne yapacak? 3 gelecek. 3, 4, 5 üçgenini bulacağız. Matematikten de bildiğimiz üzere büyük açının karşısında büyük kenar,
küçük açının karşısında küçük kenarı vardır. 37'nin karşısında 3 var. 90'a tamamlayan açı kaç? 53 derece. 53'ün karşısındaki kenarın büyüklüğü 4. Şimdi bileşke vektörü bulalım arkadaşlar. Ne vardı? Yukarı doğru 6 Newton, aşağıya doğru 4 Newton var. Ve sol tarafa doğru dikkat edin. Bir 5 birimlik vektör vardı. Bir de 3 birimlik vektör vardı. Toplam ne yaptı sol tarafa doğru? 8 yaptı. Sağ tarafa doğru da 8 birimlik vektör vardı. Bunlar birbirini ne yaptı? Dengeledi. Yukarı doğru 6 birimlik vektör kaldı. Aşağıya doğru 4 birimlik vektör kaldı. Hemen şöyle çizelim. Yukarı doğru 6, aşağıya doğru 4 kaldı. Bu iki vektörün bileşkesi neye eşittir arkadaşlar? Yukarı doğru 2 birimlik vektöre eşit olacaktır. Evet, vektörlerin bileşenlerine ayrılmasına da bahsettik arkadaşlar. Kısaca vektörleri bu şekilde ifade ettik. Dersimizi burada tamamlıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler dilerim.